ya. Gel giyin seni, gel giyin. Tamam. Kaç üstüme gelme. Zaman kılayım üstüme başına bakayım. Sizin yüzünden günde 10 de çamaşır değiştireyim. Kaç. Hadi Concu'yu biri nerede? Oğlum kalama şahit gel. Yesin bakalım yalan al. Gel Concu'yu gel gel. Para başımda bekleyin şimdi. Yavrular akşama sabaha. Baba yem kapıda. Uşa da var orada. Gel. Gel oğlum. Gel. 60 yaşından sonra bir daha başladık çobancılığa. Ne yapalım? Alışkanlık. Koyunu 100 yapacaktık. Ahırımız almadı. Baharda Allah izniyle bir 39'lu koyun daha da yaylıya, kümbet yaylasına. Koyuna hastayım. Koyuna çok hastayım. Ben günlük bu koyuna 10 kilometre yol giderim. 10 kilometreyi kastedik abiyim yani. Bunlar yaylıkken ben zevk alıyorum. Deme yavrum gel. Gel. Kızım. Havada uygun Allah'ımı seveyim ya. 2 senedir Allah yardım ediyor, yağmıyor. Biz de cebe fazla kaymıyor yani. Gerçi benim koyunum yiyor, akşam sabah yiyor. Yaş 60 oldu ama yine de gönlüm istiyor. Murat. Oğlum küçük kuzu alalım da büyük kuzu da koyunun nereden geçeceksin yayınlıyor yukarı. Olur. Ha. Hepsini ayırmayalım mı? Yok, bir tane küçük kuzu yutalım şimdi görpe ya. Eskiden bu aylarda bir kar yağardı. Yani benim döşüme yaklaşırdı yani. Habire paklardık. Habire atardık, çığınardık yani. Atlaya yer yoktu. Şimdi daha yağmıyor. Şimdiki devir yaşama devri ama çalışacaksın. Ahmet'in, Mehmet'in kazancına göz dikmeyeceksin kardeşim. Gel. Ağzını severim ben kızımın abi.
Yavrum, özünü sevdiğim benim kız. Öperim ağzından. Ey gidelim. Baban kocadı oğlum, kocadı. Hay gel yavrum, haydi gel kız. Gel yavrum, gel yavrum. Haydi kızım. Ya. Gel yavrum. Mobil. Ben yetişiyor aptal. Ha, onun yanına bir tane alacak ya. Eliye tek yine ayıya eliye mi? Sen ayıya ne dersin ayıya? Ayı sana nedir ayı? Ha? Ceylan'ım. Ceylan'ım. Ey kızım, ey kızım, ey kızım. Bunlar kapıya yeni çıktı diye şaşırttı lan Murat. Ceylanına yer bunları ceylanlar. Yalvarından ayrılın. Şimdi senin başına gelmez yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Cönci! Cönci'm geldin mi Cönci'm? Allah. Muradım, Muradım. Gel. Gel hadi kızların içine gidelim. Hadi. Cönci! Cönci! Bak hadi benim kılıçıklarımı. Cönci! Cönci! Gelin bakayım. Şimdi koyun köpeği sizi kapar. Koyun köpeği koymaz onu şimdi. Ha, dolaşacak kardeşim. Ha. Gideyim mi? Kardeşler dolaşmıyor. Koyun köpeği dolaş. Değil mi? Koyun köpeğim, değil mi? Kardeşler iyi, üçü bir. Koyun köpeği bir. Hadi yavrum. Karabaş kızım. Karabaş.
Şükür. Kızım, hadi gel hadi. Tamam. Kuzları makrovada vermeyin mi oğlum? İyi bak onları. Necim bekleyeceksin önce Allah sonra sen ağzını şövcüğüm seni. Gel Habriye gel laf edelim gel. Geliyorum geliyorum. Ah, ben değnek alıyorum değneksiz gelemiyorum. Ah suvar eke al sana. Ah 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 hallan sonra. Ah sen suvar eke gel. Sarı gel. Seni kamaraya çektireceğim kamaraya gel. Tamam tamam. Gel otur şuraya bakayım. Merhaba efendim merhaba. Nasılsın Suval Erke? Suval Erke! Neredeydin sen? Kaçmıyordun. Ah buradaydı buyurun. Evet. Burada biz duruyor ki işimiz başımız böyle işte. Nasıl bu yaşa geldin diye? Ne yaptın ne ettin öyle ya? Nasıl gelecek işte zamanında er doğmuşuk. İhtiyarladık. Anamız babamız bize er kazanmış. Geldik 90 yaşına biz daha niye bacık? Buna bahçe işte. Bu dağlar bizi de yiyecek bir gün. Hey gidi dağlar hey. İşte böyle kardeşlik. Gülünü sevdiğim seni. Gülünü sevdiğim. Gülünü sevdiğim maşallah. Güzel. Oğlum. Anne o da yerlidir anneci. Gücüm o sırada 500 koyun daha sık. Hay, hay, hay. Gel yavrum, gel yavrum, hay, hay. Gel. Kızım, hay, parlak hay, gel. Komşuya Allah çok versin. Komşu ne diyor? Yay diye, yap. Adam ne demiş? Önce komşuyu al, komşu, komşu.
İsmim Murat. Murat Yeşil. 28 yaşındayım. Köye dönüş yapanlardan birisiyim. Yani 2 sene falan oldu. Ondan önce esnaftım. Kuaförlük hayatım var. 14 yıl falan. Güzel de bir hayatım vardı. Sonra 2 yılda bir sıkılganlık. İşte farklı farklı şartlar. Sonrasında işte bir karar aşaması. İnsanlardan uzaklaşma aşaması. Nasıl yaparım? Sonuçta hani taşın kovuğundan çıkmadık. Hani bir köyümüz, kentimiz, işte atamız, babamız var. Babamla konuştum, dedim böyle böyle. Ben dedim köye geleceğim. İşte mesleğimi bırakacağım. Artık insanlarla uğraşmak istemiyorum. Köyde nasıl geçinebilirim? Yani sonuçta yaşam devam ediyor. Hani iş hayatını bitirsen de para kazanman lazım. Para kazanmak şart yani. Sonra oturduk öyle konuştuk. Bizim de yani geçmişten dede mesleğimiz, koyunculuk. Sonra babamın da tabii yıllardır içinde gönlünde kalan bir koyunculuk var. Benim de beraber dütülerimle tekrardan biz bir koyun işine girelim dedik. Geçen sene 30 koyun falan aldık. Ben bir bismillah dedim yani. Ufak tefek tamir tadilat yaptık. Burada dededen kalma zaten. Eskiden de buralar yine yarısı büyük başlarındı. Yarısı koyunlarımızdı yani. 30 koyunluk yerimiz vardı. Babam burada biz çocukken 30 kuzulu koyunumuz olurdu yani. Sonra biraz bir şeyleri kavradım tabii. Sonuçta ben de hep çarşıda, merkezde büyümedim yani. Sonuçta burada büyüdüm. Küçükken koyun yaydım, hayvancılık yaptım yani. Yaptığım işler. Sadece 14 sene sonra başladığım yere geri dönmek istedim. Döndüm. Gel, kaçma. Sana isim bulamadık. Çilli olsun mu senin ismin? Ha? Çilli yine. Hı? Çilli. Koyukma, seninle oynuyor seninle oynuyor. Başladık. Ondan sonra bunlar olmaya başladı geçen sene. Bunun annesi, bundan sonra kuzeni. Sonra öyle çoğaldı. Biraz daha aldık, yaylaya göçtük, yaylacılık yaptık. Büyük başlarımız çoğaldı. Sonra işte bu yıl hani hayvanlarımız yaylıdayken biraderle beraber burayı büyüttük, tadilat yaptık. Şenol abim. En büyüğümüz. Onunla 3 ay burada emek verdik. Bir şey başardığımı hissediyorum. İlk başladığımda mesela öyle değildi. Mesela ben meslek yani kendimce derim ki zanaatkarım. Bir şeyler yapıyorsun yani. Meslek icra ediyorsun ama canlı değil sonuçta. Bu başka bir şey. Bunu doğurtuyorsun ya burada gece gündüz. Saat gece 1-2. Bunlar büyüdü. Ben her gün bunlara buraya sularını tazeledim. Akşam oldu işte anneleri geldi yaylımdan emziler baktım. Büyüyorlar. Geçen seneki büyüyen kuzularım bu sene koyun oldu. İşte koşlandılar. Şimdi onlar hamile kuzu verecekler. Yani bakıyorum ya resmen bir şeyler yapıyorum. Yani bu başka bir şey. Yani bir şeyler başardığımı hissediyorum. İşin içinde bir can var. Ve sen yani bu can seninle beraber böyle yani büyüyor, gelişiyor. Mesela bu daha 4 günlük. Ben dayanamıyorum ya. Ben genelde kendi malımın etinden yemem. Mesela bir tane koçumuz vardı. Şurada senedinin kapısında ona adaklık verdik. Kesilmeden bir akşam önce yani elimde yem yiyordu. Geldi böyle. Yem verdik. Yarın daha sonraki gün yok. Pay bırakmışlar. Şimdi ben buna dün akşam yem verdim elimde. Bu akşam etini mi yiyeceğim yani? O yüzden ben yapamıyorum. Ki babam da böyle. Babam da yemez yani. Kendi malının etinden pek yemez. Dişleri de çıkmış. Bak elimi kaparmış. Dişleri de çıkmış. Böyle güzel. 2 ay sonra göreceğim ben seni. Bu koyuna bakalım nasıl bakacaksın 2 ay sonra. Şimdi buralarda oyna böyle. Karnını doyur. Heh, yat. Böyle yat. Böyle iyi. Ceylan!
odamız. Çocuklarımı burada büyüttüm. Bura mutfağımdı, bura odamdı. Bak bura. Tabii beni öp diye böyle. Haydi gel. Yeme. Vah vah. Ay. Vah. Hayvanlar yaylıymış. Gel yavrum, hay. Kardeşim biz böyle geldik, böyle gidiyoruz. Şimdi benim bir oğlum var, benim mesela sürdüğümü istiyor. Baba bir 100 koyun yapalım, 150 koyun diyor. Biz de işte ufaktan yine bir daha başladık. Bir mandıra yapacağız. Allah izin verirse. Koyun almadı yani, koyunun afur koyunu. Emekli olduk, yine bize rahatlık yok. Ama seve seve yapıyorum. 5-6 tane vardı, adam demiş ki bire de hey, bine de hey. Yani şimdi bir koyun da olsa ye he he diyeceksin, 1000 tane de olsa ye he he diyeceksin. Onun için biz de çuval mı istedik. Bahara bakalım, Allah izin verirse bir 30-40 koyun daha kuzulu koyun alayım da yani. Kümbet yaylasına, Çaylobu'ya çıkmayı istiyorum. Yola devam. Allah izin verirse. Ya. Ya. Çık 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 çık. Ey yavrum, ey. Haydi gel. Kızım. Kızım, haydi gel. Çavuş. Ha, getirdim. Sen neredesin? Tamam. Çabuk. Çabuk. Hey gidi yalan dünya. Ölürsem de mezarıma bundan beni gidene koyduracağım yani, kabrime koyunlarda. Yılan bile toprağa darta gireymiş. Efendime söyleyeyim. Hesabı bilmezsen hesapsız kasabın elinde kalır masadı. Borcuna iş yapmayın. Daha devlet eli aldı mı kolunu koparır yani. Yine de Allah bu günleri aratmasın kardeşim. Daha bizim bundan iyi günümüz olmaz. Boşluğumuz kapıya gelmiyor. Ekmeğimiz var. Emekli olduk. Allah'a şükürler olsun. Tek amacım bu koyunu 150 yapmak. Allah izin verirse. Devletten bir destek alsam mandıra için yetiyor bana yani. Ey gidi, bunlar cennetlik cennetlik. Delikanlı, bunlar cennetlik. Hanımla dövüşüyoruz. Çavuş diyor, sen daha gidemezsin koyunun peşinde diyor. Ben de diyeyim bir iki sene yapayım diyeyim, çocukların hatırı için diyeyim, daha ne yapayım işte. Ben daha bahsediyorum. Haydi gel yavrum de, haydi gel. Vah vah vah. Vah çık 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 çık. Vah. Haydi.
Ya kızım haydi gel. Şu kapıyı hem örtmeyeyim de. Koyun sıçaklamasın. Koyun yanıyor içeride hemen. Of. Gül Ayşe, Gül Ayşe. Her çemeni sevdiğim Gül Ayşe. Allah. Bak da bu yabancı kimmiş? Baba baba. Nasıl gemiliyim ha? Hey Allah'ım ya Rabbi. Sen gıt gıtlıktan çıktın oğlum be. Çabuk. Dibine götürdüm ya oradan. Ya yok ya şimdi koy gideceğim eve. İsmim Meryem Yeşil. 66 doğumluyum. Çocuklarımı bu eski evimde büyüttüm. 15 sene Giresun'da onları okuttum. Hepsi iş sahibi oldu. Tekrar köyüme geldim. Çünkü ben köy çocuğuyum. Mal koyun uğraşıyor. Oğlumun kuaförümün birisi yanımızda. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Çok zor şartlarda yaşadım. Ocak başında çocuklarımı çimdürüyordum. Buzdolabımız yoktu, çamaşır makinemiz yoktu. Elimizde yıkıyorduk gecenin 12'sine kadar. Sabrettik. El birliğiyle bu zamana geldik. Şimdiki halime şükür olsun, hamdolsun Allah'ıma. Ceylanım, Alakızım, Ayşegül'üm, Zeytin'im, Gınal'ım, Güreküz'üm. Hepsinin ismi var, hepsini ben büyüttüm. Çavuşta koyunla ilgileneyim, ben malımla ilgileneyim. Dizim yürüyene kadar, gözüm görene kadar onlara bakacağım Allah izin verirse. Köy hayatını seveyim, çarşıyı sevmeyeyim. Çavuş kovalıyı, bu da çavuştan kardeşim, kaçmayın. Ayşegül. Öp babanı, öp babanı. Ye içine de bakalım. Öp babanı, ya sen az karnına bak ya. Ha yürü. Ulan oğlum sen obez olmuşsun. Bunlar şimdi yerine kaçalım. Sivaslı. Bunun adı Sivaslı, tamam mı anne? Bunun adı Duman. Yok yok, Sivaslı. Tamam. Sivaslı Duman olsun ismi o zaman. Tamam o zaman. He? Tamam, Sivaslı Duman. Hadi avutana tutayım. Bunlar şimdi yerine kaçalım. Bak bak, biliyor musun babadan bak. Bak şimdi yok musun? Koyu haksızlık ama oğlum, altıcı tuz ya. Hani yem olsa bir demek değil ya. Sen ne zaman büyüyeceksin de koyun olacaksın Allah'ım. Baba, bunu keselim. Bunun vakti gelmiş. Büyük ihtimal gelmiş, bunu keselim. Bu yeter daha. Bugün günür başım belada. Bu değil, köpekle dolaşıyor hurda. Her yerde de karşıma çıkıyor. Aç gözünden öpeyim mi? Çilli. Vallahi oğlak gibi meleği ya. Geçin mi koşladı, ne yaptı seni? Allah'ım. Tamam, yok vermem ben sana anası. Yok. Aha anası, aha, aha çık, aha. Kucağımda yemedim, aha. Yatıyor, yatıyor. He, sancılanmış ya. Oğlum çok aşırı doldu mu koyun dökülürken? Tamam. Yem arayın içinde. Bir çuval yemi koyun iki günde yiyip bitiriyor. Buna can dayanır mı? Havası olan kuzu. Evet gençler. Hazır mıyız bakayım ha?
Vakit geldi yavrum. Bugün yoruldu da yatıyla görüyor musun? Vakit geldi. Bugün yoruldu da bak yattılar hemen göreyim mi? Şimdi hangimizden başlayalım? Senden başlayalım mı? Önce senden. Şu taraftan da. Sen geçebilirsin bakayım. Malcılığın cinlere bunu böyle bakarsan kurtarırsın, bakmasan ölü gider. Ya koyun artık ayına girdi. Daha durur mu koyun? Geç bile kaldı koyun. Allah'ım ya Rabbim, hemen de durmuşur ya. Ben daha yokuş çıkamayayım oğlum, koyunun malığı bak. İşte bu memleket böyle. Bak bu ne ayı? Koyun kapıda yatıyor, göreyim mi? Hava güzel çünkü. Şimdi bu koyun at alayım kapıda. Bu akşamlık mesai bitti ama yine koyun var doğuracak.